Değerli kardeşlerim, biz tam 1000 yıldır bu topraklarda beraberce yaşıyoruz. Sultan Alparslan Anadolu'yu vatanımız yapacak kapıları açarken Malazgirt'te hep birlikte mücadele ettik. Bunun için hiçbir zaman herhangi bir etnik veya dini azınlığı sistematik ayrımcılığa tabi tutmadık. Şayet böyle bir anlayışımız olsaydı, bölgenin demografik yapısı 1000 yılda 1000 defa değişirdi. Ama tüm kadim halklar, tüm kadim inançlar, tüm kadim kültürler bölgemizde yaşamaya devam ediyor. Demek ki bizim birbirimizle meselemiz yok. Peki öyleyse bunca sıkıntı neden yaşanıyor? Ne zaman bölgeye dışarıdan bir el girmişse önce herkesi birbirine düşman etmiş, ardından bu kin ve nefret ikliminde kendi çıkar düzenini kurmuştur. Tarihi hakikatler şunu gösteriyor. Bizim birbirimizden başka dostumuz, birbirimizden başka sırtımızı yaslayacak hiç kimsemiz yoktur. Son dönemde Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Kuzey Afrika'da, daha önce Balkanlar'da, Kafkaslar'da yaşananlar bu hakikatin birer örneğidir. İşte bunun için her fırsatta tüm kardeşlerimize, dostlarımıza, tüm mazlumlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunuyorum. İşte bunun için One Minute diyoruz. İşte bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. İşte bunun için dünya beşten büyüktür diyoruz. İşte bunun için herkes için adalet, herkes için refah, herkes için huzur diyor. İşte bunun için hiçbir ayrım yapmadan 4 milyon Suriyeli muhaciri yıllardır topraklarımızda misafir ediyoruz. İşte bunun için Suriyeli kardeşlerimizin huzurla evlerine dönebilmeleri için bizzat sahaya iniyoruz. İşte bunun için kendi güvenliğimiz, kendi huzurumuz kadar çevremizdeki ülkelerin de esenliğini istiyor, gözetiyor, çaba gösteriyoruz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz sadece yaşatmak için, sadece barış ve huzur götürmek için gideriz. Bizim inancımız, bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz bunu emrediyor. Şanlı tarihimiz bu duruşun örnekleriyle doludur. İnşallah Barış Pınarı Harekatı'yla şanlı tarihimize yeni bir altın sayfa ekleyeceğiz. Bir kez daha Allah ülkemizin, milletimizin, ordumuzun, kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyoruz.